Lütfen oturur musunuz? Evet, rica edeyim. Lütfen oturur musunuz? Lütfen oturur musunuz? Evet. Yok, onlar bizim çok, yani her tarafta önümüz kapalı olduğu için Allah razı olsun yerel basından. Onlar olmasa yanmışız, azıcık gayret edeceğiz. Yani sağ olun. Evet, çok değerli arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, basınımızın kıymetli temsilcileri, bugün yine yeniden Samsun'dayız. Dün Sivas'taydım. Sivas, biliyorsunuz, Sivas Kongresi'nin olduğu ve manda ve himayenin reddedildiği şehrimiz. Ama Samsun, Atatürk'ümüzün ilk adımı attığı, manda ve himayenin kabul edilmemesi için yola çıktığı ve burada kucaklandığı, burada yanında yöresinde insanların yer aldığı, kurtulan değil kurtaran şehir Samsun'dayım. Ne mutlu bana ki dün Sivas, bugün Samsun. Atatürk'ümüzün ayak izlerinden gidiyoruz. Allah hiçbir arkadaşımı, ben başta olmak üzere, hem kendi huzurunda hem sizlerin karşısında mahcup etmesin. Bu ülkeye demin sağ olsun Kürşat Başkan güzel bir video hazırlatmış. Orada dediğim gibi Cenab-ı Hak bizleri sizlere yalan söyleyenlerden eylemesin. Cenab-ı Hak sizlerin karşısında bizi kibir abidesi haline getirmesin. Kendi adıma söylüyorum, Cenab-ı Hak asla ve kat'a kibirli bir insan haline gelmemi nasip etmesin. Onun karşılığı ölmeyi tercih ederim. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Yani 2017-25 Ekim tarihinde. Orada bir iki yumruk arasına sıkıştırılmış milletimizi, seçmenimizi, değerlerimiz üzerinden kavga ettirilen, birbirine düşman ettirilen gençlerimizi bu kayıkçı kavgasının öznesi olmaktan çıkarıp milletin sesini duyan, seçmeni veli nimet sayan, onun karşısında resmi tazim olan, millet ve seçmen veli nimettir diyen ve dertlerini dinleyip onlara çözüm üreten, çözümler üzerinden, projeler üzerinden rekabeti Türkiye'de yeniden inşa eden ve seçmenin çırak çıktığı bu sistemi, bu ucube sistemi ortadan kaldıran ve yeniden hukukun, yeniden adaletin, yeniden liyakatin, yeniden eşitliğin, yeniden sesi duymanın ve kısaca yeniden cumhuriyetin kuruluş ayarlarına dönülmüş bir Türkiye'yi rekabet üzerinden inşa etmek, sizin helal oylarınızla inşa etmek üzere yola çıktık. Bakın, işimizin zor olduğunu biliyordum. Ve burada oturan arkadaşlarımız da biliyordu. Hepimiz, anlatmaya gerek yok ama kısacık hatırlayalım. Hepimiz iftiralara uğradık, isnatlara uğradık. Dayaklar yedik, itildik, kakıldık. Ama bir Allah'ın kulu geri adım atmadı. Onun için Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak gayretlerimizi ibadet saysın. Şimdi çok zordu. Öyle kolay molay değildi. Böyle bir sistemde bir şeyi başardık. Neyi başardık? Var olmayı başardık. Seçmenimizin, milletimizin gözünün bize değmesini başardık. Şöyle bir etrafımıza baktık, dedik ki birinci önceliğimiz bu ucube sistemi ortadan kaldırmaktır, değiştirmektir.
Dolayısıyla bu iki yumruk arasındaki insanımızın eziyetinin sebebi bu partili cumhurbaşkanlığı sistemidir dedik. O sistemin dayattığı ittifaklar modeline doğal olarak faydamız dokunsun diye çırak çıkma pahasına katıldık. Ve sonuç itibariyle 2018 biz seçime girdik, hep söylüyorlar. Evet, biz seçime girdik sağ olsunlar ama 24 milletvekili arkadaşlar aldı. Ondan sonra 2019 gene o işbirliğinin gücünü bu sistemi değiştirmek üzere ortaya koyabilmek için yeniden işbirliği yaptık, yeniden ittifak yaptık ve İstanbul, Ankara gibi pek çok büyük şehir Millet İttifakı'nın uhdesine geçti. Ama 2023 maalesef başarısız olduk. Yani İstanbul'u, Ankara'yı Millet İttifakı'nın, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta olduğu, onlar adına seçime girildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasının 2023'ü kazanmaya yetmediğini hep birlikte gördük. Ve o zaman demin söylediğim gibi, hani Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına dönme dediğim şey, biz de kuruluş ayarlarımıza kurularak, yani o zor zamanda, en zor zamanda, en feci zamanda cesaret gösterip ayakta kalıp çoluğunun çocuğunun işine mal olmasına rağmen bu sistemin içinde yer alan ve her şeyini koyan bu kardeşlerimin gayretlerinin yetmediğini gördük ve sonuç itibariyle şu soruyu sorduk. Biz niçin kurulmuştuk? Biz bu iki yumruğu aradan açıp bu iki yumruğun arasında şakaklarına yumruk yiyen aziz milletimizi, değerleri üzerinden dövülen, değerleri üzerinden kutuplaştırılan milletimizi buradan kurtarıp yeniden siyaset denilen şeyin millete hizmet olduğunu, milletin dertlerine çözüm üretmek olduğunu, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerektiğini hatırlatıp, onun üzerinde durup, onun üzerinde yürüyüp, yerel seçimlerde hür ve müstakil olarak seçime girmeye karar verdik. O andan itibaren, onun için Sivas ve Samsun'un hatırlattıkları çok önemli. Hatırlayın, Atatürk'ümüz yola çıkarken, yani yorgun komutanlar, Birinci Dünya Savaşı sonrası en yüksek insan kaybı bizim ordumuzdadır. Bazı kaynaklara göre 76'dır, bazı kaynaklara göre %80'in üstündedir. Yani %76'dır, bazı kaynaklarda %80'in üstündedir. Yani ne demek istiyorum? Anadolu'da analar doğurmuştur, savaşta çocuklar şehit ve gazi olmuştur. Dolayısıyla yıkık, kırgın bir Anadolu karşındadır ve hakikaten yorgun, yılgın komutanlarla karşı karşıyadır. Ve şu tartışılır devlet adamları arasında, şu tartışılır: İngilizlerin himayesi mi, Amerikalıların mandası mı? Bu ikisi tartışılır. Bir kısım İngiliz himayesinden yanadır, bir kısmı da Amerikan mandasından yanadır. O kadar ilginç şeyler konuşulur ki, İngilizlerle çok kavga ettik, Amerikalıları yeni tanıyoruz, bir geçmişimiz yok, bari Amerikan mandasından yana olalım denir. Bir kişi çıkar, der ki, ne İngiliz himayesi ne Amerikan mandası. Yıkılsa da dökülse de ben bu milletin ferasetine,
bu milletin irfanına, bu milletin ayağa kalktığı zaman hangi gücü ortaya koyacağına inanıyorum. Tek kişi kalsam dahi hür ve müstakil, bağımsız Türkiye'nin kurulması için canımı, istikbalimi, her şeyimi vermeye hazırım der. O kişinin adı Mustafa Kemal'dir. Ona da çok şeyler denir. Ona çok şeyler denir ama yola çıkar, Samsun'a gelir. Samsun'da Samsunlular ona sahip çıkar. Ve yolculuk başlar. Havzada yıkık dökük bir arabadır. Yani otomobilden bahsediyor mu? O yılların otomobili böyle işte rezalet. Onunla giderken havzanın girişinde bir tarlanın yanında arabanın lastiği patlar. Onu tamir ederlerken rahmetli iner Atatürk'ümüz arabadan. Bir çiftçi de öküz önde çift sürmektedir. Gelir yanına, der ki İzmir'e Yunan geldi. Sen burada çift sürüyorsun, ne iş bu? Köylü ona kafayı kaldırır bakar. Tabii elbiselerinden şehirli olduğu ortaya çıkar. Der ki beyim, işte benim kardeşim Çanakkale'de, işte abim Yemen'de, oğlum şurada, şu öküz ve ben evde şu kadar yetim, buna bakıyoruz. Dolayısıyla hele düşman şu tarlanın sınırına gelsin, bakarız der. Ve yıllar sonra Afet İnan'a Atatürk'ümüz der ki, o köylü Sakarya'da şehit düştü. İnanmaktır esas, insanına inanmaktır, milletine inanmaktır esas. Onun için Samsun kurtaran şehirdir. Onun için Samsun ilk manda ve himayeyi reddetme konusunda Atatürk'ümüzü güçlendiren ve onun arkasında duran şehirdir. Bunları niye anlattım? Bize bunları hep unutturdular, unutturmaya gayret ettiler. Bir taraftan Atatürk'e duyulan, onun arkadaşlarına, onun gayretine duyulan düşmanlık, kıskançlık, bir tarafta bambaşka konularda ortaya konulan pek çok absürt davranış biçimleri. Şimdi İYİ Parti'yi biz gerçekten bu ülkeye hizmet etmek amaçlı kurduk. Ve sizlerin oylarının karşılığını helalleşme, bunu bir vebal olarak görüp bunları size helal ettirme gayretiyle kurduk. O nedenle inanıyoruz ki bu bir risk. Ama bu riskin alınması gerektiğine, Türkiye için, milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık. Ama 15 yıl üniversitede Cumhuriyet tarihi anlatmış bir hoca olarak gerçekten yıllar öncelere anlattığım bilgilerin bugünün Türkiye'sinde ne halde olduğunu görme imkanını, fırsatını buldum ve bir ayna tutmuş olduğumuzu gördüm. Aslında bu tahtıravalliden, bu kayıkçı kavgasından tepedekilerin hepsi memnunmuş. Şimdi siz aday çıkarırsanız AK Parti kazanır. Kardeşim, AK Parti'ye kazandırmamak için Samsun'da Nilay kardeşime, İmren kardeşime oy verin, kazanmasın. İlk adımda Necati abime oy verin, kazanmasın.
işte. Şimdi ama bu ne biliyor musunuz? Hakikaten dedim ki kendi kendime, yahu ben 1919'ları mı yaşıyorum? Yani bir taraf diyor ki şunun himayesini, ya ben İngiliz himayesini istemiyorum kardeşim. Öbürü de diyor ki mandayı kabul et. Hayır, ben Amerikan mandasını da istemiyorum kardeşim. Siz de istemiyorsunuz. Biz Türk için, Türk'e göre bir davranış istiyoruz kardeşim. Esas mesele bu. Türk adının söylenmesinden korkulduğu bir Türkiye'de ve bebek katilinin mecliste övüldüğü, övülme esnasında İYİ Partililer dışında herkesin gökyüzüne bakıp ıslık çaldığı bir Türkiye'de, andımızın yasaklandığı bir Türkiye'de neden rahatsız oldular biliyor musunuz? Varlığım, Türk varlığına armağan olsundan rahatsız oldular. Ondan rahatsız oldular. Ama çok enteresan. Bir bakıyorsunuz, sonuç itibariyle 1919'daki herkes birbirini pışpışlamakla meşgul. İYİ Parti, o gün kendimden bahsetmiyorum. Ben de dahil olmak üzere İYİ Parti'nin her bir ferdi o günün bağımsız bir Türkiye'nin, hür ve müstakil bir Türkiye'nin inşa edilmesi için yola koyulan Atatürk'ün arkasından gidenlerdir. Onun için de bugün biz özü başımıza, rahmetli Elçi Bey'in deyimiyle özü başımıza manda ve himayeyi reddederek İYİ Parti ile bu yerel seçimlerde hem AK Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulaklarını çekecek olan seçmenimizin teveccühüyle Samsun başta olmak üzere pek çok yerde belediyeleri alacağımıza inancım tamdır. Ve biz ayna tutmaya devam ediyoruz. Bakın çok enteresan işler oluyor. Şimdi biraz evvel hocam harika bir Kur'an tilaveti yaptı şehitlerimizle ilgili. Allah bütün şehitlerimizin, cumhuriyetimizin kurucularının, Atatürk'ümüzün, ailelerimizden bütün kayıplarımızın inşallah ruhlarını şad etsin ki Allah şehitlerimizin her birini Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Şimdi ilginç bir şey var yalnız. Dün ben Sinan Ateş'in kızının babasının katillerinin yakalanamaması sebebiyle 8-9 yaşındaki kızının nasıl bir çile çektiğini, nasıl bir korku içinde yaşadığını Sivas'ta anlattım. Bir devleti yönetenlerin bu yaştaki bir çocuğun babasının torbacılar tarafından katledilip, şehit edilip ondan sonra da kulak üstüne yatmasının kabul edilemeyeceğini, hukuka, adalete sığmayacağını ve devleti yönetenin, devlet denilen kavramın, devlet denilen mekanizmanın, o kavramın, o çocukların korkularını ortadan kaldıran bir görevi olduğunu hatırlattım. Namertlik olarak niteledim, hala namertlik olarak nitelendiriyorum bu katliamı. Ve orada bir şey dedim, benim yaşımdakiler bilecektir, başta Ahmet Kiper olmak üzere. Biz 70'li yılların gençleriydik. Ülkücüler ve solcular olarak ayrılmıştık. Keşke olmasaydı, bakın tekrar söylüyorum, keşke olmasaydı. Ama o tür birbirimize
ortaya koyduğumuz düşmanlıklar sebebiyle yaptığımız eylemleri, işlediğimiz suçların mert bir şekilde açık, net ortada olduğunu söyledim. Ve o gün bizler korkmazdık dedim. Sen şuysan bilirdik, ben buysam bilirdik, korkmazdık. Bugünün Türkiye'sinde ise sırtından ne geleceği belli değil bir Türkiye'nin bu tür davranış biçimlerin, bu tür katliamların namertlik olduğunu söyledim. Şimdi ne oldu? Çok enteresan. Ses nereden geldi? Ses demli kafalardan geldi. Benim için şereftir. Benim için şereftir. Ama beni suçlayan, bizleri suçlayanların her türlü namertliği yapan, namertler şebekesi olan PKK'nın yaptığı namertlikleri suçlamadığını biliyoruz. Siz namertsiniz, namert. Şimdi romantik romantik konuşanlar, Naz bebeği öldürttünüz. Fırat Çakıroğlu'nu şehit ettiniz. Yasin Börü'yü şehit ettiniz. Eren Bülbül'ü şehit ettiniz. Fethi Sekin'i şehit ettiniz. Aybüke öğretmeni şehit ettiniz. Binlerce insan sayabilirim. Ve pişmanlık duymadınız. Geldiniz o emri veren bebek katilinin meclis kürsüsünde övdünüz. Size ne oradan ne buradan ne yapıyorsun ulan diyen olmadı. Ama ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Siz diyorsunuz. Denilecek. Çünkü bu ülkede bebek katilinin ve onun namert şebekesinin övüldüğü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir gazi meclis olamaz. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bunun anlamı ne biliyor musunuz? Aynı 1919'daki İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı. Şimdi hür bağımsız giriyor ya İYİ Parti. Bu iğrenç dilin karşısında demokrasi diyerek kulağını, gözünü, kalbini karartıyor ya bazıları. Bundan yüz alıyor ya bu namertler. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün Kürtlerin temsilcisi PKK'ymış, onun uzantısı denmiş gibi bir algının yaratılmasıdır. Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır. İşte manda budur, himaye budur. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Ya çok kolay işmiş. Çok kolay işmiş. İki tarafta belediyeleri alabilmek için kıvrana kıvrana bu namertlerle el sıkışmaya çalışıyor. Birisi bebek katilinin mektubunu okutuyor. Öbürü demokrasi diyor. Şimdi yok, ayna tutuyoruz biz de. Biz de kimin ne olduğunu ayna tutuyoruz, görüyoruz. Ve bu aynada gördüklerimizin tamamı sahtekarlıktır. Onun için gerçek, doğru, hak ve haklının yanında yürüyen İYİ Parti'nin çok değerli mensupları. Biz bu yolda sonu ne olursa olsun devam edeceğiz. Şimdi bakın, bugün bile konuşmamın ne kadarını bunlar aldı. Halbuki biz bugün burada emeklileri konuşmalıyız. Emeklilerin halini konuşmalıyız.
köylülerin halini konuşmalıyız. Şimdi bakın, bakın o kadar enteresan ki biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Yani 17.200 lira. Bugün öyle yaptılar. Asgari ücret düşük mü? Evet düşük. Asgari ücret 20.000 lira olmalı. Ve ama sanayici de problem yaşamasın diye asgari ücretin sanayiciye düşen, işletme sahibine düşen vergisinin önemli bir kısmını da devlet üstlensin, hükümet üstlensin dedik. İstihdam devam etsin, istihdam artarak çoğalsın. Gencecik çocuklarımız mezun oldukları okullardan sonra iş bulabilsinler dedik. Şimdi bunu dedik. Dolayısıyla da en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olmasını istedik. 10 bin lira yaptılar. Kiradaysa bir emekli, Samsun'da da olsa, İstanbul'da da olsa, Ankara'da da olsa yandı gülüm keten elba. Kiradaysa. Bütün şehirlerde en düşük kiralar 6 bin lira oldu. En küçük şehirlerde en düşük kira 6 bin lira. Büyük şehirlerde uçmuş gitmiş durumda. Şimdi emeklin aç aç. KYK bursu ve yurdunda kalmak için çocuklar takla atıyor. Hasbelkader girenler asansörden düşüyor. Yemeklerinde kurt, sülük, böcek çıkıyor. Ve küçücük çocuklarımız bugün karne alıyorlar. Küçücük çocuklarımız sabahları aç karnına okula gidiyor. Halbuki biz dedik ki İYİ Parti olarak sabah kahvaltısı, öğle yemeğini ilkokul birden lise sona kadar çocuklarımıza devlet versin. Şeyler kanalıyla, kooperatifler kanalıyla burada kadınlara da bir üretim, çalışma, istihdam alanı yaratılsın. Siz yandaş, candaş, kandaş. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim de gene mahkeme veriyorlar habire. Neyse oradan gideyim. Çünkü Hakan Şeref Olgun benim yüzüme çok kötü baktı, avukatlığımı yapıyor da. Yani yeter gari diye. Ama o yandaşları, kandaşları, işte neyse adı candaşları beslemek yerine, bu kelimeyi bilerek kullanıyorum, beslemek yerine, onların cebini doldurmak yerine, onların siz vergilerini affetmek yerine bu dediklerimin her birini yapabilirsiniz. Çalmazsanız, çaldırmazsanız, yandaş kayırmazsanız bu dediklerimin hepsini yapabilirsiniz. Türkiye gerçekten imkanları olan bir büyük ülke. Ama ben her geldiğimde Samsun'un üzerine sanki bir kül atılmış gibi bir karanlıklaşmış Samsun görüyorum. Ne evlerin, yeni yapılanlar hariç, eski yapılan evlerin üzerinde bir, yani insanların imkanı olsa badana yapar. İnsanların imkanı olsa boya yapar. İnsanların imkanı olsa başka şeyler yapar. Dolayısıyla bakımsız bir Samsun'la karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bütün bunları çözmek mümkün mü? Mümkün. Birinci adım Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerini almaktır. İkincisi İmren başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımız kazanılan her alanda iyi belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin, şehre aşık belediyeciliğin her türlü imkanını ortaya koyarak başarılı bir çalışma yapmak zorundalar. Onu yaptıkları zaman mevzu şöyle olacak. Diyecekler ki işte böyle güzel çalışılıyor. Vatandaşımız, milletimiz diyecek ki 2028'de İYİ Parti iktidar olur. İktidarda da bizi feraha, refaha erdirir. Mesela bir başka şey var. Ben yıllarca şehit ailelerini korumaya yönelik bir vakıf yönettim. Buradan Sayın Çiller'i de gerçekten saygıyla anıyorum. O vakfın içine asla siyaseti ne kendisi soktu
ne de benim elimi sokturdu. Biz o derece dikkatli bir vakıf yönettik şehit ailelerine karşı. Bu ülkede iddia ediyorum şehitlerle ilgili mevzuları en iyi bilen insanlardan birisiyim. Ama bugün her gelen iktidar şehitlerimize bir şeyler yapmaya çalıştı. O hakkı da teslim ediyorum. Bugünkü iktidar da dahil. Bakın o hakkı da teslim ediyorum. Ama o kadar darma duman olan bir yönetim anlayışı oldu ki şu anda şehitlerin ailelerinin sesini duyan bir merci yok. Çünkü her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Bir insan buna yeter mi? Yetemez. Bir insan her şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Yani bir insan bilmem ne şehrindeki bir müdürü atamak zorunda kalıyorsa o sistem iflas etmiştir. Milletvekillerinin herhangi bir kıymeti harbiyesi kaldı mı? Hayır. Bakanların vatandaşla bir iletişimi var mı? Hayır. Anlatmaya çalıştığım şey bu bir sistem problemidir. Mesela biz şimdi şehit aileleriyle görüşüyoruz. Kürşat Zorlu bu nedenle şehitlerimizin ailelerine birer ev verilmesinin kanun, doğru biliyorum değil mi? Kanun teklifi verdi ve derhal bunun yerine getirilmesi lazım. Şimdi muhalefete biz nasıl görüyoruz? Vatandaşın sesini dinleyen, çözüm üreten, iktidara bunu ileten bir konumdayız. Ama bütün bunlar yarın sizlerin somut olarak yaptıklarınız karşısında ah diyecekler işte, milletimiz onu diyecek ve biz iktidar olacağız. Ve bu tuhaf sistemi, bu ucube sistemi de değiştirmek inşallah Allah bize nasip edecek. Yordum sizi, kusuruma bakmayın ama tekrar söylüyorum, manda ve himayeye hayır. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, kıymetli gönüldaşlarımız, şimdi il başkanımız Hasan Aksoy'u davet ediyorum sahneye efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta'yı davet ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız İmren Nilay Tüfekçi'yi davet ediyorum. Evet, şimdi alfabetik sıraya göre evet, şimdi de ilçe adaylarımızı alfabetik sırayla sizlere arz edeceğim. Asalcık Belediye Başkanımız Barış Oypan. Bafra Belediye Başkan adayımız Hamdi Yıldız. Canik Belediye Başkan adayımız Turgay Ulusoy. Evet, ilk adım belediye başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız ve adayımız Necatettin Demirtaş. Thank you.
Kavak Belediye Başkan adayımız Ahmet İçli. Salı Pazarı Belediye Başkan adayımız İsmail Kahramanoğlu. Vezirköprü Belediye Başkan adayımız Hasan Budak. Yakakent Belediye Başkan adayımız Şerafettin Aydoğdu. Evet, başkan adaylarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.